Merhaba Sayın Beşiktaşlar, ben Levent Çiftler. 39 senelik Beşiktaş Genel Kurulu geçmişini bir de benden dinleyin. Hepsini dinden Beşiktaş'a anlattım. Hepinize saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Sayın Levent Çiftler, Camia'dan Sesa programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Levent Çiftler kimdir? Vallahi Levent Çiftler'in şimdi Beşiktaş'la, Beşiktaş Camiası'yla ilgili olan tarafını anlatmadan başlayalım. Doğduğum andan itibaren anlatmalıyım. Ben Çırağan'da doğdum, Beşiktaşlıyım. Burada ilk orta lise burada bitirdik. Ondan sonra üniversite yıllarından sonra beni rahmetli Şenök'ten Beşiktaş Kulübü'ne üye yaptı. Benim emsal arkadaşlarımız da var. Şen abi çok böyle bizim idolümüz olan baba yiğit, böyle gençlik inadında sırrım gibi bir abimizdi. Ve bu mekanda, bu Şuranda içinde röportaj yaptığımız mekan, Şen abinin babasının ve Şen abilerin kum depoları vardı. Buralar kum deposuydu. Ben 8-9 yaşında çocukken burada yüzerdik. Ondan sonra yani benim için buranın özel bir anlamı vardır. Bu binanın. Şen Öktem'in kum deposunun olduğu yer burası. Beni üye yapan Şen Öktem, Beşiktaş Kulübü'ne üye yaptı. Süleyman abinin seçimi kazandığından hemen bir hafta sonra. Yani 84 yılında üye olduk. Ben ve arkadaşlarım. Sanıyorum bu sene 39 sene bitti, 40. seneye başladık. 40 senedir gelmediğim ne mali, ne idari, ne tüzük kongreleri yok. Bir tanesi sanıyorum 96'da gelemedim. Dişim şişmişti. Çok yani ağrıyordu. Ona gelip hiçbirini kaçırmadık. Ve kongrelerde de hiçbirinde kenarda köşede kalamadık. Hep bizi şeyin içine, dalgaların içine, fırtınanın içine çektiler. Ha, bundan mutsuz muyuz? Hayır. Demek ki biz de sevmişiz ki girmişiz. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bizim kongreciliğimizde büyüğümüze ve küçüğümüze saygısızlık yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Bugüne kadar da olmamıştır. Bundan sonra da artık yaşımız belli bir yere geldi. Bizler yani yolun ortasını geçtik. Beşiktaş Kulübü'nde yürünecek yolun ortasını geçtik. Gençlere de bunu tavsiye edebilirim. Yani kavga ve nefret bir şey kazandırmaz cemiyetçilikte. Kısa vadede bir şey kazandırır gibi gözükür. Ondan sonra kaybettirir insanı. Adam kalmaz etrafınızda. Süleyman Seba döneminde de yöneticilik yaptınız. Evet. En genç yöneticiydiniz galiba. Evet, 90 yılı. O süreci biraz anlatabilir misiniz? Nasıl yönetici oldunuz? Şöyle yani biz 84 yılında, 85-86'da Genç Beşiktaşlar grubunu kurduk. Sonra o grubun içinden bazı arkadaşlarımız ayrıldı. Dernek adı altında toplandılar. İşte dernek mi, grup mu? İki biraz böyle kırgınlıklar oldu aramızda. Ama o grup bayağı ses getirmişti. Sonra 90 yılına doğru benim hiç aklımda yoktu. Rahmetli Beşiktaş Emniyet Müdürü de yapmış bir arkadaşımız vardı, Faruk Önce. O da kulübü üyemizdi. O Süleyman abiyi çok severdi, sayardı. O benim yönetime girmemi istedi. Alaaddin Duman var şimdi sağ, divan üyemiz. Aynı gece burada yemek yiyorduk. Süleyman abiler de sanırım İsmail Ünal ve ekibinin bir yemeğindeydiler. Rahmetli Turgay Atasu divan başkanımız. Dedi ki seni niye almıyor Süleyman abi? Ben daha dedim hiç konuşmadık şu bu derken o gece o yemeği bıraktı o emniyet müdürü arkadaşım. Gitti Süleyman abilerle konuşmaya. Konuştu. Ertesi gün geldi dedi ki yani şu şartlarla Süleyman abi seni yönetimine alıyor. Birkaç gün kalmış. Şartlar neydi? Çok 200 milyon TL. 200 milyon 90 senesi. İyi paraydı. Hani şimdi millet bilmeden şu şöyledir, şu insan böyledir, bu insan böyledir filan diyorlar ya. Ben 90 senesinde 200 milyon TL'yi hem de müşteri çekleri, bir kısmı, büyük kısmı müşteri çeki. Yani şimdi o firmalar hala asa. O çekleri kim tahsil etti? Beşiktaş Kulübü'nün cirontası var mı? Görürler. Yani müşteri çeklerini vererek yani paranın bir kısmı öyle hani bu çuvalda verdim, kese kağıdına verdim. Değil, değil. İzlenebilir, takip edebilir bir para. 90'da 200 milyon vererek yedek üye oldu. 600 milyon lira verenler asil üye oldu. Kim vardı? Recep Yazıcı, Arif Bey, Arif Ertunga, Ferhat Özgen, Allah rahmet eylesin. Bu üç arkadaşlarımız vardı. Yani ben 50-60 milyon hesap ediyordum. Faruk Allah rahmet eylesin gitti. 200 milyona söz vermiş. O sözü de biz yerine getirdik. O 200 milyonluk çeki senedi verip o paraları da ödedik. Son 5 milyonluk bir kâsi çekim kalmıştı. Onu da Eresin Oteli'ne ödedim. Beşiktaş Kulübü amatörleri kalmış. Oraya kullanılmış. Son yani benim artık dönemin bitimine yakın. Bir sene, bir buçuk sene sonra 5 milyonluk bir çeki de Eresin Oteli'ne ödedim. Yani bu kadar net konuşuyorum. Para pul işinde ben şaka yapmam. Şunu sormak istiyorum. Buyurun. Süleyman Seba'ya çalışmak
onun başkanlığında öncelik yapmak nasıl şimdi, bir şey? Şimdi Süleyman abi değişik bir adamdı. Bir liderdi. Bir de yani devlet memuriyetinin getirdiği bir disiplini vardı. Hani şimdi millet şöyledir diyor, böyledir diyor ama Süleyman abiyle çalışmak biraz zordu yani öyle. Süleyman abi başkanlığı bıraktı, yaşlandı. Yani eski deyimli, Anadolu deyimli adam, yaşlı bir yalnız adam oldu. Yanına gidip resim çektirmek Süleyman Sebacılık'la hafif yani biraz hafif bizim Sebacılığımız daha koyuydu. Daha derindi. Süleyman abi yani sevdiği adamı herkesin içinde haşlardı. Bilir gitmez yani. Nasıl sen çocuğunu haşlarsın? O da öyle sevdiği adamı haşlar. Sert adamdı Süleyman abi öyle şey değil. Dışarıdaki insanlara çok daha kibar ama içerideki insanlara çalıştırırdı bizi. Sertti biraz şey Mahmut Hoca var ya babam sınıfında hem sever hem döverdi yani Süleyman abi öyleydi ama yani müthiş bir saygınlığı vardı ki onunla çoğu yere giderdim herkesin arabasına binmezdi Süleyman abi ben en genç üyelerdim ben ve Tevfik Kemal Türk'tük en genç üye Orhan Ertenan vardı o bizden 1-2 yaş büyüktür her yere benim arabamla gelirdi çoğuna orada yani bununla, Süleyman abiye gösterilen saygıyı görüyordum. Yani inanılır gibi değildi yani. İnsan gurur duyuyor. Biz bile konuşurken sesimizi ayarlıyorduk. Yani 200 milyon lira vermiş bir Levent Çifter, Süleyman abiyle konuşurken sesini ayarlıyordu. Öyle bir gücü vardı, öyle bir şey bir gücü vardı Süleyman abi. Yani karizmatik bir gücü vardı, Allah rahmet eylesin. Kulüpten başka hayatında da hiçbir şey yoktu. Ben mesela Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin ille Süleyman abiyi bizim yanımıza getir, tanıştır dediklerini çok bilirim. Şevket Yılmaz vardır karşıda. Fenerbahçe yöneticilik yaptı. Abimizdir. Trabzonlu. Çok da sevdiğim, saydığım bir abimdir. Bana o zamanlar diyor, Levent şu al getir Süleyman'a. Bir gün götürdüm. Bütün şey, onun restoranı vardı büyük. Restorandaki aileler çocuklarıyla gelip Süleyman abi, Fenerbahçeli çoğu. Süleyman abiden şey aldılar. İmza aldılar çocuklarını getirip. Son bir olay daha anlatayım. Sanıyorum bundan işte. 25 sene önce falan bir federasyon seçimi vardı. Abdullah Akkılı, Şenez Ertik falan adaylık şeyleri var. Biz de bir nikaha gittik Süleyman abiyi götürdüm. Taksiyle gittik. Şeyden dönüyoruz Dedeman Oteli'ne. Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne. Şahit oldu Süleyman. Yolda taksici Süleyman abiyi tanıdı. Fenerliymiş. Başkanım size ne zaman bizim gibi bir başkan gibi, bize ne zaman sizin gibi başkan gelecek? Şudur bu söyle. Süleyman abi takıldı adama. Ya dedi benimkiler de dedi ne zaman bu Süleyman Seba'dan kurtulacağız diye uğraşıyorlardı. Falan gülüştük. Oradan buraya geldik. Taksici para almak istemiyor. O zaman böyle şey falan yok. Telefon falan yok. Resminizi de çekemiyor adam. Çocuklarıma söyleyeceğim diyor. Almıyor adam. Süleyman abiyle biz vermek istiyor. Almıyor. Zarur verdik taksiciye. Fenerbahçeliymiş adam. Yani o kadar saygı gösterdi ki etkilenmemek mümkün değil. Yani Süleyman abinin bu yani görünmeyen gücünden. Ruhu şad olsun. Amin. Süleyman Seba'ya çalıştınız. Evet. Başka hangi başkanla çalıştınız? Şimdi Serdar Bilgi'li zamanında ben Serdar Bilgi'yle mesela o ekibin içine girmedik biz. Başka bir ekiptik. Ama Serdar Bilgi'li usta bir Süleyman abinin yanında da çalıştı. Usta bir liderdi. Aradan 7-8 ay geçti. Süleyman abi zamanında bu UEFA delegeleri gelirdi. O zaman kulüpler karşılayabiliyordu. Hakemler, delegeler gelirdi. Bizler gider ev sahibi olarak ağırlar. Sorumluluğumuz altında giderdik. Serdar Bilgili de genel sekreterken Süleyman abinin yanında. Birlikte çalışmıştık onunla bu UEFA konularında. Biz destek olmadık Serdar Bilgili ve kazandı. Yani kazanmıştı. Aradan 5-6 ay geçti. Bir baktım Mete Düren aradı beni. Serdar Bilgili yönetimindeydi. Dedi ki Serdar Başkan diyor ki İşte Eylül ayı gelmiş, Avrupa maçı geliyor, hakemler geliyor, gözlemciler geliyor, Levent Efendi nerede? Atlasın kulübe gelsin. Yahu dedim Meteciğim ben Serdar Bey'e destek olmadım, şimdi ayıp olur. Ondan sonra bak dedi yanımda başkan, lafı uzatmasın, Atlasın gelsin, haksı vereceğim, gitsin gereğini yapsın, kaçta geliyorlar, kaçta gider dedi. Öyle tatlı sert Serdar Bilgin'in de bir otoriter bir başkanlığı vardı yani. Onunla objektif olarak ondan sonra, yani şey fahri olarak Serdar Bilgin'i bırakana kadar yanında oldum. Biraz da Yıldırım Demirören ve onun döneminden bahsetmek istiyorum. 2004. Evet. Ben o zaman Fikret Orman'ı desteklemişim. Karşısındaydım. Yıldırım Bey'e. Galiba 126 oyun çok galiba. Az. 80, çok az. 80 kişinin şeyiyle. Yıldırım Bey o zaman yani bana 4-5 sefer Yıldırım Bey'in yanındaki arkadaşlardan o tarafa dönmem için davet geldi. Çoğu sağ. Hepsi sağ. Bir tek Tuğrul öldü. Tuğrul Yenidoğan öldü. Allah rahmet eylesin. Kötü anlamda değil. Yani hepsi de der ki ya sen buraya yakışırsın, bizim aşı odur budur. Benim bir huyum vardır. Bilenler bilir. Bilmeyenler de şimdi öğrensin. Ben kongrede bir tarafa söz vermişsem, adam isterse çarşıda, pazarda limon satan biri olsun ya da şurada iskelede simit satan biri olsun. Ona demişsem ki arkadaş tamam biz sana destek vereceğiz. İnanmışımdır namusluluğuna, Beşiktaşlılığına ya da
Yani o görevi düzgün yapacağına inanmışımdır. Bitmiştir o işi. Daha öbür tarafa isterse Cumhurbaşkanı gelse, yani o arkadaşa söz verdim Sayın Başkan derim. Affımı isterim, o adama oy veririm. Benim arkadaşlarım da öyledir. Biz sözümüzü yemeyiz. Ve 39 sene bitti. Hiç kimse diyemez ki Levent Çiftler bana söz verdi, öbür tarafa gitti. Bu camiada buraya söz verip öbür tarafa gidenler var mı? Her camiada. Bizim ekipte yok. Olmadı. 40 senede olmadı. Daha 40 sene yaşarsak olmaz. Peki o süreç nasıl gelişti? Yani Yıldırım Bey'in karşısında Fikret Bey'le çalışıp sonra Yıldırım Bey'in şimdi genel koordinatör olmak. Beş sefer, 5 tane isim. Bir tanesi as başkan oldu Yıldırım Bey'e. Öbürü tribünlerden gelme bir kardeşimiz. Mecidiyeköy'den bir kardeşimiz. Şimdi ama şey olsun diye o şey yaptı. Tuğrul bir tanesi. Bir tanesi amigo, düzgünce bir amigo. Yani kavgacı dövüşçü olmayan bir amigo kardeşimiz. Yani o zaman kulüple yakındı, oradaydı. Efendim şu bu, geçmiş 20 senelik mevzu. Bunlar hep şey yap, ben olmaz beyler dedim yani. Ya bir kahve iç dediler, Sivis Otel'e gel bir kahve. Ya kahveyi pazartesi sabahı içeriz, kim kazanırsa o içer. Yani bu tarzım vardır, bilir herkes. Bunları yani bilen bilir, bilmeyenler şimdi duysun. Sorsunlar bakalım öyle böyle yapan var mı bizim ekipte? Beni değil, arkadaşlarımı da kefileyim. Efendim, o zamanlar genel sekreter olan Kenan Bey, Kenan Öner. Beni çağır, beni sever. Onun bürokratlığını da ben severim. Kulübün menfaatini gözetir ve dediğini anlar adamın. Yani pratiktir. Öyle beceriksiz, onun bunun adamıyım diye bir koltuğa oturmuş biri değildir yani. Kenan Bey becerikli, anlayan bir adamdır. O koltuğu yani Beşiktaş lehine kullanan, kullanılmasına da izin veren biridir yani. Neyse, buradan ona da selam olsun. Dedi ki beni çağırdı. Gene o emniyet müdürü arkadaşımızla beraber has bir restoranda yemek yedi. Dedi oğlum gel etme eleme yani buraya gel. Biz seninle çalışalım şudur budur, sana dinamik adamsın. Abi söz verdim ben dedim yani. Beni biliyorsun dedim. Öbür emniyet müdürü arkadaşımız Faruk Bey dedi ki abi bu böyle dedi ya. Söz verdim, bizim Arnavutları biliyorsun dönmezler dedi. Gülüştük falan. Seçim bitti. Yıldırım Bey kazandı. Ondan sonra o akşam da ertesi akşam işte. Fikret Bey bize bir yemek verdi. Şu Maslak'ta bir oteldeyiz akşam. Ben gündüz 11-12 gibi pazartesi günü sekreterleri aradım. Dedim Yıldırım Bey'i bağlar mı? Toplantıda dediler. O zaman dedim Levent Çiftler'in hayırlı olsun dediğini söyleyeyim. Onlar sağ olun filan dedi. Akşam altta yemeğe toplandık 50-60 kişi. Tamam Fikret Bey'in de yanındayım ben bu tarafta. Öbür tarafında başka bir arkadaş. Telefon geldi Yıldırım Demirören. Fikret Bey'in yanındayım. Levent şimdi dedi sağ ol dedi çok teşekkür ediyorum. Şeyini aldım. Yani nazik şeyini. Başkan rica ederim hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun yok. Hep beraberiz dedi. Sen de geleceksin bu taşın altına elini sokacaksın. Ben, sen bana lazımsın dedi. Allah var adam. Ya dedim başkan eskiden yani insanlar bu taraf o taraf şu. Sen bırak onları dedi ya. Biz seni biliyoruz. Sen geleceksin. Dedim başkan konuşuruz sağ ol mağol. Nezaketen kapattım ben. Teşekkürler. Hayırlı olsun. İyi görevler. Bitti. Fikret Orman kim? Yıldırım Bey dedim yani. Benim öyle gizli saklım olmaz. Yani birine oy vereceksen o benim. Yani birilerine bir borcum yok. Yani böyle böyle dedim. Korkum da yok yani. Ay duyar mı? Duyulacak iş yapmam ben. Benim işim açıktır. Neyse. Aradan 5-10 gün geçti. Kenan Öner aradı. Ya dedi gelip dedi bir teklif tebrik etmedin dedi Yıldırım Başkanı. Ya aradım dedim. O gün aradım. Akşam dedi Fikret Orman'ın yanında biz yemek yerken hep beraber 60 kişi aradı. Ne demek başkan hayırlı olsun. Öyle olmaz dedi ya kulübe geleceksin dedi. Ya baba beni çağırma kulübe dedim ya. Şimdi adama oy vermemişiz. Şey olmamışız. Olmaz dedim. Ya ne saçmalıyorsun sen dedi ya. Bu adam kulübün başkanı. Sana da değer veriyor yani. Gelip dedi sen de adam gibi gel hayırlı olsun dedi. Efendim ondan sonra tamam yarın 2'de geliyorum 2'de geldik tamam bekliyor dedi gittik Kenan Bey'in odaya gittik. O zaman 3. kattalar plazada yan odada Yıldırım Bey'in odası. İşte gittik Yıldırım Bey çok iyi karşıladı şu durdu abi dedi ya dedi sana dedi 5 sefer haber gönderdim gelmedi. Dedim başkan Kenan dedi ama dedi gelmez o yani böyle saf değiştirmez dedi. Şimdi dedi bak seçim bitti. Şimdi dedi senin yanımda istiyorum. Sana işte şunu verebilirim şu görev. Dedim ki başkan biz 15 gün önce karşı karşıyaydık. Şimdi sen bana burada bir görev verirsen beni de bozar, seni de bozar. E peki ne yapacağız dedi. Ben dedim dışarıdan ben bugüne kadar Süleyman abi zamanı sonra da Serdar Bilgi zamanı ona da şey yapmadım. O dedi ki bütün UEFA işlerini sen organize edeceksin. Fahri olarak bunu yaparım dedim. Tamam dedi o zaman. Ama dedim karşında şu olur benim gönderdiğim, üye olmak isteyen arkadaşlarım var. Şu, onlar da takılmasın dedim Bay Levent şeye. Orada da senden ne demek abi dedi. Allah'ı var adamın. Döndü Kenan Bey'e genel sekreter. Levent abinin üyelik konusunda ne istiyorsa gereğini yapın dedi.
O günden sonra yani mesela bir Avrupa takımı geliyordu, delegeler geliyordu, saha için bir şey geliyordu, şudur budur, olimpiyatlarda kullanmak isteyen geliyordu. Hep biz bu yönetime şey yaptık, Fikret Orman'a da söyledim ben bunları. Onunla hatta Fikret Orman bir ara Yıldırım, Gültekin abimiz vardı, Gültekin Akor, hasta. Ermeni hastanesinde yatıyor. Fikret Orman ziyarete geldi, orada karşılaştık. Dedi ki, sen dedi Yıldırım Bey'in yani böyle böyle şey yapıyorsun, üye müye arkadaşlarımızı da üye yapmışsın. Evet. Şimdi dedi, yarın öbür gün bir sene sonra seçim olsa, biz Yıldırım'la karşı karşıya gelsek, onlar dedi hangi tarafa oy verecek dedi. Yani seni Yıldırım Bey'in o şey yapmayarak, sana yani jest olarak yaptığı, yani seni engellemedi üyeler. Dedim ki, benim adım Levent Çifterse, bir daha senle Yıldırım Bey bir ara karşı karşıya gelmezsiniz dedim. Bak, ne diyorsam ona bak dedim. Bu dediğim 2006 senesinde oluyor. Öyle kaldı, hala yok. Yani şimdi de bazı şeylerde bulunuyorum. Yani bugünden sonraki seçimde efendim şu şeyde değildir. Yani aday olmayacaktır diye görüşlerim var. Tabii oyunun için şimdi konuşmak için dost meclislerinde söylüyoruz. %99'da da öyle olur yani. Yıldırım Bey'le de böyle oldu. Sonra 2007'ye geldik. Hiçbir aday yok. Tek aday. Yıldırım Bey dedi ki, Levent Baba, bak dedi, 2004'te dedin ki biz 15 gün önce karşı köşelerdeydik. Bir kulüpte görev olursak sana da bana da yakışmaz. Şimdi dedi kimse yok, aday da yok. Sen dedi başlıyorsun. Şimdi olur dedim. Şimdi olur. Genel koordinatör olarak. Bana dedim yalnız para çekme, para kullanma, avans alma yetkisi vermeyin. İmza yetkisi vermeyin. Niye? Bu camiada başkasına değil, kendi adamına insanlar çamur atar. Ben paralı pul işlere beni bulaştırmayın. İdari konularda olayım. Nedir üyelik, nedir seçimler, nedir dernekler masasında olan kanuni prosedür, nedir UEFA'cıların gelmesi, gitmesi, bunlar amatörlerde para yok bulunur. O olsun ki dedim kafam rahat olsun. Yani tamam abi sen nasıl istiyorsan dedi. 2007'de o seçim bittikten sonra, tek seçildikten sonra Yıldırım Bey genel koordinatör olarak başladık. Ne zamana kadar? 2019'da Ahmet Nur Çebi yönetime gelene kadar. Ahmet Bey'de de 6,5 sene daha önce çalışmışlığımız var. O da beni sever ve bana güvenen bir adamdı. Ahmet Bey öyle bir başkandı, ikinci başkanımızdı. Sinirlendiği zaman, kızdığı zaman içeride yönetimde, Fikret Orman'dan işte yöneticilerle atlar gelir, benim odada bir kahve içer, bir sigara içer, sakinleştirir, ben onu gönderirdim. Yani benim dostluklarımla politikan farklıdır. Yani Yıldırım Bey'in 2000 döneminde, 2009 yılından Fikret 2007, 2007 yılından 2019'a kadar Fikret Bey'in son dönemi. Son dönemi. Evet, Fikret Bey'i bırakana kadar kulüpte genel koordinatör olarak devam ettik. Yetkim yoktu. Mali hiçbir konularda yetkim yoktu. Gene UEFA'cıları karşıladık, gene delegeleri karşıladık. Şu, 1 euro avans almamışımdır. Bilsin camia bunları. Yani bir adamlar Nescafe ısmarlasan kapalı çarşıda, yani bir 5 euro mu 3 euro mu neyse yani almamışımdır. Yani öyle ki cebimizden, maaşımızdan. Biz o kadar açgözlü değiliz. Buyurun. Fikret Bey döneminde özellikle birçok üyenin üyeliklerinin kabul olmadığı, hatta üyelik başvuru formlarının yırtılıp çöpe atıldığı söyleniyor. Bu konuda siz itham edilme değil. Bir adamın üye olup olmaması yönetim kurulunun yetkisindedir. Çalışanın yetkisinde değildir. Bu bir. Bunu bir öğrensinler. Baksınlar tüzükte yazıyor. Yönetim kurulu isterse yapar, istemezse yapmaz. Bu bir. İkincisi, bazı üyelik şeylerinde Ankaralı bir üyemiz vardı, As Başkan. Deniz Bey mi? Yok, Deniz As Başkan. Bir dönem yaptı o beyefendi. Kibar bir arkadaş. O bir iki tane de şey vardı. Erdal Torunoğlu galiba. Bir de Erdoğan Toprak, ama Erdoğan Toprak karışmadı. Erdoğan Toprak'tan sonra Ankaralı bir üyemiz vardı. O karar veriyordu şeye. Bir iki sefer beni çağırdı. Yani dedi ki abi, bu üyeleri şeye çağırmış. Ne derler? Kulübe. Yok, konuşmaya ne denir? Konversasyon. Mülakat mı? Evet, mülakata. Onunla çağırdı. Dedi sen de gelir mi? Ben bir iki gittim. Baktım bir tane adam gelmiş. Yani karışma, ben bir münferit birkaç kişilik olayı anlatıyorum. Adam yani beşik topu görse bomba zannedecek. Yani para da o zaman yani bir para. Yani şimdiki gibi pul olmamış yani. Yani o zaman dedim ki baba, yani bu dedim adama da, ya baba sen Beştaş'ı biliyor musun? Sayenizde olacağım Beştaşlı beyim diyor adam, yani böyle sanki şey ya şimdi, yani ben o zamanlar şunu söyledim, o çıktıktan sonra karışmadım ona, ben yönetimin kararıdır benim, yani üyeliklerin yapılıp yapılmak genel kurul anlamında, üyelik anlamında genel fikirlerim var ama bu benim özel, o karışmadım ama karşı çıktığım şeyler vardır. Ucuz üyeliğe karşıydım. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan ucuz olmamalı Beştaş'ın üyeliği. O zaman biz onlardan geriyiz demektir.
seni ne basında ne hakem camiası işte görüyoruz. Ne TFF'de ne sosyal medya ne canlı medya sallamazlar ondan sonra. Sen 1.000 lirayı yaparsan adam 20.000'e yaparsa dalga geçerler bizi. Sizce şu an nasıl 5.000 lira giriş ücreti? Şimdi dolar bazında al, hiçbir şey alma. Yani en azından 1.000 dolar olması lazım üyeliğin. Ha, yöneticiler, bazı dostları şu bu, yardımcı ol. Ben o zaman Ahmet Bey'e söyledim. Öyle mi abi dedim. Yapalım 10.000 lira. 1.000 lira yapalım gene arkadaş, parası olmayan talebe adam bilmem ne, eyvallah. 9.000'i ver cebinden. Getir beni imzalayacağım hepsini. Kulübün üzerinden ağırlık yapmayalım. 10.000 lira en azından, 5.000 lira ya da işte üyeliğin şeyi. Yani rayici. Şimdi doları sen 200 lira dolar alabilir misin? Ver 1.800'ünü, 2.000 liralık doları 200'ünü adam versin. O eyvallah. Yani ucuz olduğu için bazı şeylere ben karşıydım. Çünkü bir de mesela o zamanlar başka şeyler de söylemiştim ben. Yapmadılar. Dedim ki üye mi oluyor bir arkadaş? İstiyorum, buyursun, tamam. Arkadaş, ben bir Bulgaristan'a, neydi, Moldova'ya eğlenmeye gidenlere bile 1.000 tane şey istiyorlar vize için. Moldova'ya, aleme gidenlere. Doğru. Yani 1.000 tane, ben üye alırken derim ki kardeş, çalışıyorsan SSK şeyini koyuver ekine. Çalışmıyorum, talebeyim. Tamam, okuldan yazı. Tamam, eyvallah. Efendim, ev sınavım işte şu, vergi levhasının fotokopisi. Şunları da ekine koyuversinler ki anlayalım boşta gözenin, boşta kalfası olmadığını adamın. Veya ne iş yaptığını. Yani en azından adam desin ki ya ben kendi ayağım üzerinde duran bir adamım. Ben sağlıklı karar veririm desin. Öbür türlü yani işini gücünü daha kurmamış adam sağlıklı karar. Kendi derdinde adam önce. Ondan sonra Beşiktaş'ı düşünebilir. Yani bunlar mantıklı düşünülmesi gerek. Bundan sonrası için de bunların düşünülmesi gerekir. Ha benim artık bir beklentim şuyum buyum yok ama ölene kadar da bu davanın savunucusu olacağız. Bu yolun yolcusuyuz. Ben şimdi benden sonra gelecek genç mesela bu mürekkep yalamış tipleri, mürekkep yalamış eğitimli insanların biraz daha kulüpte çoğalmasını istiyorum. Niye? Çünkü artık benim zamanımda düşün, yabancı dillerden bir iki kişiydik biz şeyde. Eren Solu vardı, Allah selamet versin. Biz vardık işte, gidiyorduk. UEFA'ya nasıl gideceksin? Şimdi bakıyorum gençlerin hepsi maşallah bir iki lisan konuşuyor. Sosyal medya kullanıyorlar. Sosyal medyanın iyi tarafına Beşiktaş'la ilgili kulak versinler. Kötü tarafına kulak kapasınlar. Sosyal medyanın kötü tarafı hiçbir işe yaramaz. Zaman kaybı. Zaman kaybı. İyi tarafına kulak versinler. Sosyal medya şart. Yani. 2019 yılında yapılan seçimde evet. Sayın Çebi'yle Sayın Adalı ve Sayın Tekin Oktay karşı karşıya geldiğinde özellikle sosyal medyada Levent Çifter'in Ahmet Nur Çebi'yi desteklemek için yanlış bilmiyorsam 2 milyon evet. Türk lirası 2 milyon. Ben bir duydum. Ben yanlış duydum, özür dilerim. Ama bir Ahmet Bey biliyor doğru. 1 veya 2 değil. Valla şimdi. Bir talepte bulundu şimdi, ve red edildiği. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Ahmet Bey'in o bir gazetede ofisinden Ahmet Bey kovdu diye yazdı. Doğrudur. O bir kapıyı gösterdi. Bir arkadaşımız var ya 30 senedir tanıdığımız bir arkadaşım. Öyle yazdı. Yazar. Yani bu camiada basında herkes birbirini bilir. Niye yazdığını da bilirler. Doğru olduğu için mi? Öyle yazması gerektiği için mi yazdı? Geçelim. Efendim kapıyı gösterdi diyorlar. Biz Ahmet Bey'le o seçimden en son 1,5 sene önce bir mekanda bir araya geldik. Ahmet Bey'in 1,5 sene önce. Ahmet Bey as başkandı. Yılbaşıydı. Gel bana diyor, şeyler var. Nedir o? Ajandalar. Götür çocuklara dağıtırsın. Ben de gönderiyorum dedi. Gönderdi. Sağ olsun. O zaman 1,5 sene önce. Ondan sonra ne orada ne kulüpte. Zaten kulübe gelmedi. Ayrıldı 5-6 ay sonra yönetimde. Yani bir araya fiziksel olarak adamla hiç gelmedik. Dükkanına gitti, yok yazıhanesine gitti, şuraya gitti. Onu geçeyim. Gelelim telefon konuşmasına. İncelenir telefon konuşmaları. İncelenebilir. Seçimden geliyor denik. 6 ay hiç Ahmet Bey'le hiçbir şey konuşmamışız. Çünkü 6 ay konuşmadık. Niye diyorum biliyor musun? 4 ay önce Fikret Orman seçim kazandı. Seçim yok, Ahmet Çebi yok, para yok, bu yok. Hiçbir görüşmem falan yok. Telefonla dahi. Böyle bir seçim ortamı yok. Yani 1,5 sene adamla karşı karşıya gelmemişiz. İş yerinde, şurada, burada. Telefonla da 6 ay konuşuyor. Ama seçim üstü, her şey makyavelist tutum. Kim var orada şöyle biraz şeyde kongrede gücü olan? Adamı nasıl şey yapabiliriz? Benim bu işlere yani şey vermeyeceğimi, prim vermeyeceğimi bilmeli beni tanımayanlar. Benim dostlarım, Levent Çiftler'in ne alıp ne vermeyeceğini, ne yapıp ne yapmayacağını çok iyi bilirler. Hiçbirinin benden bir menfaati yoktur. Hiçbirinin kimseden de bir beklentisi yoktur. İnanmışlar adam geliyor. İnancı bozmak için de yapmış olabilirler bunu. Ve bozamadılar. Geçen 7 ay önceki kongrelerde de gördük. Divanda da gördük. Bundan sonra da daha sık görürüz. Yani bu tür karalamayla pek başarılı şeyler gelmez insanlara.
Ve görüyoruz şimdi işte yavaş yavaş. Yani bu tür karalamalar geçici şey, ağrı kesicidir. Ateş, yani hastalığı yetmez. Derinleştirir. Yani benim ve ben divan şeyleri bilmeyenler, izlemeyenler için sorum. İlk divan toplantısı bu seçimden 2 ay, 2,5 ay sonraydı ya da işte o civar. Ahmet Bey yüzüne sordum. Yüzüne sordum. Denetlemenin yüzüne sordum. Ben ne diyorum? Ben 1 lira avans almamışım diyorum. Ne diyorum? İşte şu kadar para verdim diyorum. Ve de şeylidir onlar. İzli. Ya bulursun. Öbürünü filanca yazdı, filanca dedi. Geç. Geç. Levent Çiftek gerçekten seçim kazandırabilecek kadar güçlü mü? Allah seçimine bağlı. Lidere bağlı. Ki kaybettiğinizi de söylediniz. Evet. 3 sene önce kaybettik. 20 sene önce de kaybettik. Ama 20 senede Levent Çiftek çok yol aldı. Şu 3 seneden sonra da yol aldı. Benim dediklerim çıkmaya başladı. Ben Ahmet Bey'e de 6,5 sene beraber çalıştık. Ahmet Çevik'le. Ona da bazı şeyler söyledim. Bana güvenir. Söylediğim şeylere güvenir. Ama söylediğim şeylere direnemedi o. Ne gibi mesela ya çok özel değilse? Yo estağfurullah. Ya şu adam mesela bazı insan şunlara fazla yüz verme diyordu. Mesela bir veli geldi. Oğlu bizde altyapıda handball oynuyormuş. Adamı araştırdı. Ben tanımıyorum. Şeyi şikayet etti. Altyapı hocasını şudur budur. Araştırdı falan. Adamın şikayetiyle alakası yok. Adam şımarık bir adam, huysuz bir adam. Fener'e de götürmüş çocuğu. Orada bir sene oynamış. Oradan başka yere götürmüş. Buraya gelmiş. Biraz böyle şey yaparak konuşuyor. Bir suçlayarak bizim antrenörü de tanımıyorum. Altyapı hocası. Beden eğitimi öğretmeniymiş. Çağırdım. Dedim böyle böyle dedi. Levent abi dedi. İşte böyle, bu böyle belgesi burada. Bu, oğlu iyi çocuk dedi. İyi de hep olacak. Şey olacak. Ama babası her şeye geliyor, karışıyor bilmem ne. En altyapı hocaların en şikayet ettiği konu o. Yani velilerin gelip burnunu sokması. Adam baktı böyle küstah konuşuyor, şudur budur. Bir gün ona geldi gene, yani odada da birkaç kişiyiz. Ben dedim, konuştum kardeşim, senin dediğin gibi değilmişiz. Şöyledir, böyledir, şudur, bana tüzüğü falan öğretmeye kalktı. Dedim ki, kardeşim, burada sen yöneticisin, biz yöneticiz. Burası Beşiktaş Kulübü, böyle bağırarak konuşma. Bu gitti odamdan. Bir baktım, Ahmet Bey'in odaya gitmiş. Şikayet etti. Ahmet Bey de dedi ki, ya dedi, Leventçim dedi, baksana dedi, burada bir veli var böyle. Evet, abi adam sahtekar dedim. Yani şu anlamda sadece yalan konuşuyor dedim. Ya işte ama dedi bir adalet yapmamız lazım. Sen hocayı da çağır yarın. Bu da gelsin. Ya başkan dedim ya. Bizim hocamız 100 tane adam şey yapıyor. Bir tek bu veli çıktı şikayet eden. Yapma abi dedim yani. Oradaki hocayı rencide etmeyelim dedim. Ondan sonra neyse bir araya geldik falan. İşte adama da orada bir Ahmet Bey'in yanında da biraz şey yaptım. Sen dedim Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı'nın odasındasın. Daha farkında değilsin galiba dedim falan. Adam bozuldu bozuldu gitti. Sonra dedim abi böyle de yüz verme sen dedim git parayı bul. Futbol takımına bak. Bunları biz hallederiz. Bunların hakkından biz geliriz. Sonra sen bir şeyi çağırırsın olmaz mı olmaz arkandan konuşur bunlar. Yani bu tür insanlara adalet değil bunları şımartma olur. Adalet istemiyor adam şımarılmak istiyor. Kayırılmak istiyor. Öyle şeylerimiz olurdu. Allah var gene de yani Ahmet Bey'le hiç biz kötü olmadık. Hala da kötü değil aramız. Niye çalışmanız beraber? Onun ekibinden benim ekibimin yoğurt işlerimiz farklı. Şimdi sen bir adama bindirilmiş kıtaları getiriyor. Yok otellerde adam ayarlıyor filan falan dersen ki bu devirde partiler, sendikalar, diğer kulüpler bu işin organizasyonlar böyle olur. Para harcarsın. Hani para dedikleri bu uçağa, otele, yemeğe verilen paraysa onlar yanlış adreste yani ne dediklerini bilmiyorlar. Bu işler böyle olur. 6 ay önceki seçimde spor yazarlarının orada 400 kişilik yemek organizasyonu yaptılar. Giderler sorarlar. Yani bu iş ayıp değil bu. Kendi cebinden yapıyorsan. Suç da değil. Gelen insanlar da bir yemeğe gidip oyunu değiştirecek adamlar da değil. Genel kurula hakarettir. Yok arabayla geldi, uçakla geldi, otelde kaldı. Bana oy verdi, ona verecekti bana. Yok böyle bir şey. Kabinde herkes vicdanıyla yalnızdır. Gelen adam kafasında vardır. Kime verecekse verir. Levent Çiftler istediği kadar onları arabayla alsın bilmem ne de. Şimdi Levent almıyor da Ahmet alıyor, Hüseyin alıyor, Hasan alıyor. Yani böyle bir şey yok. Bu bahane. Bahane yani böyle bir genel kurul üyelerine kim olursunuz beni en sevmeyen üye dahil bu kadar ucuz hakaret yapmasınlar. Üyelik aidatı. Yok o yatırdı bu yatırdı. Ya Süleyman abi zamanında da topluyorduk kulüpte. Hepsini veriyorduk. Herkes kendi şeyini veriyor. Unutulmasın diyor. Atlanmasın. Vali unutuyor. Kuvvet komutanı unutuyor. Geliyor herif kapıda kalıyor. Beni buluyorlar içeride. Ulan adam yatmamış. Keyfimizden mi biz yani şey yapıyoruz? Bu böyledir. Ha, onlar tanır 20 kişi, 50 kişi. Levent Çiftler tanır 3000 kişiyi. Fark bu. Ben hep savaşın ortasındaydım diyor. İnanmış 3000 kişi gelir. Sen bir gün bununla bir gün onunla olursan 10 kişi kalır arkanda. Fark bu. Birçok kongreye katıldınız. Evet. Seçimlerde görev aldınız.
Sizce kongre yapısı geçmişte bugün arasında nasıl? Şöyle, kongre yapısından önce, kongre yapısı da aynıdır. Türkiye'de de her şey aynıdır. 40 sene öncesinden bugüne geldiğimiz zaman, şimdi şöyle söyleyeyim. Burası şu bina, eski kum deposuydu dedim buralar. Şanöktem'in babasının ve Şanöktemlerin burada kum şeyleri vardı, kum ocakları, kum depoları. Sonra burası Barbaros kafeteryası oldu. Gençlerin, liseli ve üniversiteli gençlerin, o 70'li yılların ikinci yarısı. Yani gençliğin atağa kalktığı, dinamik olduğu, söz sahibi Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olduğu yıllarda çarşıyı kuranların bir kısmı da buradaydı. Buraya gelir. Bilardolu kahvedir buranın adı. Barbaros kafeteryası, bilardo oynarlardı. Daha çok eğitimli çocuklardı. Hepimiz öyleydik. Ve tüm Beştaş'ta oturanların Beştaş'ta olması gerektiğini konuşurduk. O verildi yani. O yıllarda sağ sol hikayesi de vardı. Burası daha ilerici, daha demokrat bir şeydir, yapıdaydı. Ve çarşı da öyledir zaten, öyleydi. Hep güzel esprilerde bunu ve bir sanatçı inceliğinde espriler yapardı. Türküleri, şarkıları şey yapardı, ne derler, adapte eder kendini, aranje ederdi. O gün forma aşkı, renk aşkı çok daha ağır basıyor gibi düşünüyorum. Şu Barbaros Meydanı'nda biz çok sabahladık. Benim bir beyaz BMW'm vardı. Gece yarıları ağzına kadar bagajı şey dolduruyordum. İşte içecek ve yiyecek bilmem ne. Arkadaşlar Fener maçı var, sabahlıyor diye getiriyorduk onu. Hatırlarlar o zaman yani yaşayanlar. Şimdi söylüyor beyaz BMW neydi diye. Yani parası olan parası olmayan fark etmiyordu. Öyle bir sosyal bir aramızda bağ vardı. O zaman forma aşkıydı, renk aşkıydı. Şimdi biraz daha insanlar kişisel şeyin beklenti peşine düşmeye başladılar. Yani onun içinde işte onun yalanına işine geliyorsa inanıyor, onu paylaşıyor. İşine gelmiyorsa engelliyor. Yani şey tarafı bu. Yani duygusallık gitti, materyalizm geldi. Son olarak bizleri izleyen genel kurul üyelerini, sizi seven, sevmeyen, hiç tanımayan, belki de yeni üye olmuş veya olacak kişilere Beştaş'ta ne demek istersiniz? Şimdi şöyle, birincisi kavga ortamından uzaklaşsınlar. Benim bir maç anlatayım. Eskiden kapalı tribünün yarısı Beşiktaş, yarısı Fener'de Galatasaray'dı. Bir maça geldik. Yanımda Beşiktaş, Fenerli bir arkadaşım var. Kafasında da Fener şapkası. Bende de Beşiktaş şapkası var. Girdik içeri, bizim kapalıya baktık. Kapalı sırf Beşiktaş olmuş. Yarıya kadar ki biz büyük bir filama yaptırmıştım. En büyük Beşiktaş diye. Korner noktasından Santra'ya kadar gelen. Genç Beşiktaşlar yazıyordu altında. 80'li yıllar. Bir geldik, baktık Beşiktaş'ına. Numaralıdayız ama. Çocuklarla konuştuk. Aşağıdan maçtan, sahanın içinden daha maça çok var. Gündüz maçı. Geçtik karşıya. Çıktık şeyden, yani üst kattan, alt kattan şeye çıktık. Hurra bir baktım, bir sürü Fenerli bana saldırıyor. Ne oluyor? Yanımda da Fenerli arkadaş var yani. Kafamda şapka öyle. Mayıs ayı maçı. Ne oluyor? Meğer bizimkiler o sabah bütün Fenerleri atmış. Numaralıya kapalıdan atmışlar. O gün bugün attılar. Yani. Şimdi tamam, bunlar gene şey yani o yaşlarda tolere edilebilir gençliğin ateşiydi. Ama yani şimdi kendi Beşiktaşlarımızın arasında kindarlık oluyor. Genel kurul üyeleri arasında oluyor. Bunların olmaması. Bilip bilmeden her şeye inanmasınlar. Ben şimdi bir olay anlattım. Benim para verdiğimi kimse bilmezdi kulübe. Süleyman abiciler bilir. O devirde bak Bahattin Beyoğlu ölmedi. Veli Öztürk ölmedi. Onlar bilir. Erhan Solu ölmedi. Metin Keçeli ölmedi. Bilir yani. Ama biz bunları söylemezdik. Söylemeyiz. Ayıptır diye. Yani inanmasınlar her şey öyle o kadar kolay. Bizim arkamızdan 3000'e yakın ya da işte 1000 kişi, 100 kişi hiçbir çıkarı olmadan geliyorsa, ununu elemiş, eleğini atmış. Bir kere benim arkamdan gelen paşa da var, vali emeklisi de var, sanayici de var efendim, akademisyen, profesörler de var. Bunlar enayi mi? Onlar yani bu işleri bilmiyorlar mı? Ne bileyim, Bıçkın cezaevinde yatmış çıkmış abilerimiz de var. Onlar da Levent ne derse oraya diyor. Yani bunu bir araştırsınlar. Neden bu insanlar böyle diyor? Adamlar beni senede bir görüyor. Bir menfaatleri yok. Yani sevilmek ve güvenilmek. Yani burada güvenilmek esastır. Güven, yani güvenmeyi ve güvenilmeyi birinci sıraya koysunlar. Bu yöneticiler için de aynı, başkanlar için de aynı. Güvenilen bir başkan, ağzından çıkanı tutan bir başkan, ağzından çıkan sözü yemeyen bir yönetici. Öyle olması lazım. Yani adamla 7-8 sene sarmaş dolaş çalışıyorsun. Yönetimden ayrılıyorsun. Paralar nerede? Bu olmaz. Paralar neredeyse 2 sene hadi eyvallah. Bunu yöneticiler için de söylüyorum. İki taraf için de söylüyorum. Yani kimse benim babamın oğlu değil, düşmanım da değil. Eyvallahım yok. Ama düşman da değilim yani. Yani ben bir adamla iyi kötü bir yıllar geçirmişsem,
Onların şimdi kötü konuşurken biraz filtrelerim onu. Şimdi bu yok. Şimdi bu yönetimden ayrılan başlıyorlar Twitter'da sallamaya. Sallamıyorlar mı? Onun için yani biraz güvenilir olmak lazım. Yani ağır abi olmaz. Yani sözünün arkasında duran adam olmak lazım. Bu bunu yapmaz dedirtmek lazım. Ona dikkat etsin gençler. Her duyduklarına inanmasınlar. Gördüklerine baksınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. İnşallah iyi olur. Bu seneyi de iyi kapatırız. Takımımız atağa geçer. Yani o iyi oldu mu herkes bu masada kadeh kaldırır birbirine. Yani dostlarına kaldırır. Ben teşekkür ediyorum.